Ders anlatalım arkadaşlar, kardeşlerimiz. Yani üniversite son sınıfa geliyor, hani içtimaiyatla şey arasında kararsız kalıyorlar diyor. Bu konu açıldı. Yani vakti hayatta mı devam etmek ister? Yoksa içtimaiyata mı girmek isterdi? Bir konusu açıldı. Ben dedim ki, bir vakıf gelip bana içtimaiyatı tavsiye edip etmediğini sorarsa dedim, ben tavsiye ediyorum dedim. Bana baktılar, dediler ki ya, olur mu öyle şey dediler ya, vakfı hayattan içtimaiyat bir mi dediler. Dedim ki kardeşim, ben kendi nefsime hoş gördüğüm bir şeyi başkasının nefsine sana bunu yapma diyemem dedim. Bu bana yanlış dedim. Bunu demek doğru değil dedim. Mesela şimdi dedim ki siz diyorsunuz ki bu adama içtimaiyata girme kardeşim, içtimaiyat kötü. Peki dedim, yaşantın nedir senin? Sen içtimaiyata girdin, 6 ayda içtimaiyatın ne olduğunu çözdün. Yani içtimaiyat budur. Peki neden geri dönmedin dershaneye? Dönmedin. Belki evlenmen 2 senen aldı. 2 sene oldu. Hala sen gittin ısrarla evlendin yani. Sonra peki dedim, tamam mı, evlenmiş bulundun. Çocuk yapmayalım. Eşimle birlikte, eşim hanımlar hizmetini takip etsin, ben erkekler hizmetini takip edeyim gibi bir düşüncen olabilir de. Ama bunu da yapmadım. Peşine 3 tane çocuk yaptım dedim ya. Onu da kendi nefsine hoş gördüm. Ondan sonra dedin ki şu an ne kadar maddi gelirim var? Paraza diyelim ki 5000 TL maaşım var. Sen bunun onda birini üstadın hakkıdır diye götürüp dershaneye veriyor musun? Onu da vermiyorsun. Zamanını da ayırmıyorsun. Sen hizmete hiçbir şeyini vermemişsin. Gitmişsin adama diyorum ki git ömrünü feda et. Bu dedim, bu ihlaslı değil, mantıklı değil. Senin bunu konuşmaya hakkın yok dedim ya. Sonra canın sıkılıyor. Neden canın sıkılıyor söyleyeyim mi ben sana dedim. Sen gidiyorsun vakıfken ki ruhun dereceyi hayatındaki lezzet almışsın. Gelmişsin burada bedeni lezzetle karşılaştırıyorsun. Canın sıkılıyor. İkisi bir arada olmaz. Ya ruhun dereceyi hayatındaki lezzeti sabit kalacaktın. Ona kanaat edeceksin. Onda ısrar edeceksin. İnat edecektin. Sonra gelip içtimaiyatın beşeri lezzetiyle muhatap olmayacaktın. O şekilde devam edecektin. Sen şimdi gelmişsin diyorsun ki, biraz önce senin Kur'an okuduğun gibi abi, hem Kur'an okuyayım diyorsun, hem siyaseti düşüneyim diyorsun. İkisinin arasında sonra niye canım sıkılıyor? İşte medrese dershane hayatı var mı? Dershane hayatı gibisi var mı? Ondan sonra vakf hayattaki lezzeti bir daha alamıyorum. Vay dershanenin küflü duvarları yine olsaydı falan. Dedim kardeşim, mantığınla yaşantın farklı. İkisini bir araya getirsen içtimaiyatta da mutlu olursun. Bu nasıl olur? Üstad, Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise mektebinin kızlarını oynarken görürken şehveti tahrik olmuş, doğru mu dedim. Ya kızlara bak ne kadar güzeller demiş dedim. Doğru mu dedim. Olur mu abi dedi ya, ağlamış dedi. Hah dedim. Hah. İşte sen de içtimaiyatta dahi olsan gördüğün bir haram seni üzüyorsa, şefkatini celbediyorsa, ondan sonra sen onun günahından rahatsızlıktan ziyade, hani günahkar böyle günahım işlenir gibi karşıdaki kişiyi itham etmekten ziyade onun günahını ağlayıp kendi günahın gibi tövbe edip istiğfar edebiliyorsan içtimaiyatta da aynı lezzeti bulabilirsin. Beşeri hayat, beşeri lezzetler peşinde koşmayacaksın dedim. Ya beşeriyeti seçeceksin, neyi seçtiğini bileceksin, ya da kalp ve ruhun derece hayatında, yani cinsiyetsiz bir lezzet ve zevk olan vakf hayatta idame edecektin. Bu iş bu şekilde olur dedim abi. Ne evet. Dersin? Evet, aynen öyle. Bak şimdi, aynen. Yaptığın şeyi yapacaksın. Evet. O şey nasıl, bak şimdi. Ben Kur'an okuyorum. Kalbim ve aklım başka yerde. Gözüm ve dilim başka yerde. Evet, o zaman canım sıkıldı. Canım, ben çok istifade ettim abi. Canım sıkıldı yani. Ama ikinci bir kazanım da şu. Aynı şeyi sordum. Ya ben Kur'an'dan okumaktan lezzet alıyorum. Namazımdan da lezzet alıyordum. Şimdi ben Kur'an'ın ilk sayfası, 3 sayfasından lezzet aldım da, lan 1 sayfa, 2 sayfa, 10 sayfa okuyorum, canım sıkılıyor. Sayfa çeviriyorum bitsin diye. Dedim kardeş, sen böyle değildin. Ne eksiğin var?
Yani ne eksin var? Fazlan var, eksik yok. Yaşlandıkça ahirete daha yakınsın. Niye sıkılıyorsun? Bak, şey diyeceğim. Sıkıntımın içine sordum. Yani mesela ben Kur'an okumadan sıkılınca, ikinci noktaya nazar bu mühim. Kur'an okumaktan sıkılınca, bu sıkıntıdan kaçıp Kur'an'ı kapatıp videoya, başka bir şeye, sohbete, hatta arkada yanımdaki odalardaki vakıflarda ve aşağıda sohbete gitmedim. Unutmak için, bastırmak için. Kaçmadım. Sıkıntıdan kaçmadım. Uzaklaşmadım merkezinden. Yani bir şey yapmadım onu. Sıkıntıya sordum. Dertten aynı, dertler bana derman imiş diyor. Dert kendisi dermanmış. Bak şimdi. Aynı şeye sordum. Kardeş, sen niye sıkılıyorsun? Durdum biliyor musun? Sadakallahul azim. Durdum. Niye sıkılıyorsun dedim. Kaldı 3 sayfa. 20 sayfanın 17 sayfa. 2 sayfa huzurlu okudum. Yaklaşık 15 sayfa sıkıntılı okudum. Kaldı 3 sayfam. Bir dakika. Sen niye sayfa sayıyorsun? Niye sıkıldım? Dur bakalım. Ha, baktım ki aklım, kalbim Libya Savaşı, Kaddafi'ye şöyle yaptı. Oysa Türkler Kıbrıs Savaşı'nda dünya ambargo uygularken Türkiye'ye, Kaddafi kendi uçaklarının lastiklerini söküp göndermiş. Kaddafi'ye halkına bak, işte şöyle zulmetmiş, böyle yapmış. Kur'an okuyorum aynı anda. Aynı anda Kur'an okuyorum. Kalbim ve aklım, fikrim Kaddafi'de, dilim, gözüm Kur'an'da. Ne olur? Çamaşırı sağ elim böyle çeviriyor çamaşırı, sol elim de tersi çeviriyor. Ne yapacak? O çamaşır sıkarken böyle ne yapar? Su akar. O sıkıntı işte o. Çamaşır sıkılınca kendisini, içindekini koveriveriyor. Yani çamaşırın içindeki suyu alamazsınız. Penseyle, tornavida ile sıkarsınız. Odunun içerisindeki nuru, dumanı penseyle, tornavida ile alamazsın, yakarsınız. Şimdi adama bak, adama sordum. Sen niye sıkıldın? Baktım ki sıkıntımın içerisinde içimle dişim zıt. Aklım, kalbim Kaddafi'de, siyasette, fikir onu düşünüyorum. Dilim onu seslendiriyor, Kur'an'ı seslendiriyor. Kur'an beni kabul etmedi. Çık dışarıya dedi ya. Çık. Buraya için gel. Sonra son 3 sayfa, Rabbim, Kur'an'ı indiren Rabbim şahit. Sonra Allah Allah, öptüm onu. Affet, öptüm onu. Ondan sonra iyi ki varsın. Başladım onu, onun için okudum. O benim gıdam diye okudum. Manaya ve seslere, şeye de dikkat ettim böyle. Sırf onu düşündüm. Baktım ki keyif veriyor. Ve o kadar keyif verdi ki sana anlatırken bile keyif alıyorum. Evet. Peki abi, kutsi manalar bu şekilde tefekkürü nasıl olur? Yani mesela çeşitli mertebeleri var be İrfan'ım. İlham var, hads var, sunuat var, tuluat var. Bunları ne olduğunu kitap koymuş ustad. Sunuat, tuluat, işaret diye bir kitap koymuş. Öyle bir isim değil o. Sunuat niye ilham dememiş? İlham külliyattır. Sunuat, tuluat, işaret onların içeriklerini anlattığı mevzulardır. Tamam mı? Bak şimdi. Bazen böyle bir şey teveccüh edersin İrfan'ım. Çözemezsin aklen. Niye çözemezsin aklen? Çünkü akli değil o. Her şeyin aklı, o akli olmadığını aklımız da söyler diyor Mesnevi Nuriye'de, Kalı Mesnevi'de. Her şey akli olmadığı, akli olmadığını aklımız da söylüyor. Bir şey niye çözemiyorsun? Ya cahilsin. Ya yaklaşma yöntemini bilmiyorsun. Veya malzemen de yok. Mesela çivi çakmayı biliyorsun. Ya çivin yok. Yok çivi keserin var. Veya elin yok. Öyle değil. Ha. Şimdi çakmayı biliyorsun. Çivin de var. Ya elin yok o zaman. Şimdi eğer bunlar bütünü tamamsa, yani o zaman aklen çözemiyorsan manayı, bu mana kalbidir veya vicdanidir. Akılla çözemezsin. Peki ne zaman gelir bu cevabı?
Eğer akılla çözemedinse bütün sebepler varken, mesela çivi çakmayı biliyorsun, elin de var, çivin de var, çakılmıyorsa demek ki bu akli değil, vicdanidir. Ne zaman vicdaniyatımız inkişaf ederse, vicdaniyat biliyorsun ibadetullah, muhabbetullah, müşahadetullah vesaire. Yani vicdaniyatımız inkişaf ederse vicdanımıza onun cevabı gelir. Her sorduğun soru, cevabı bulamadığın soru mutlaka askıda durur. Yani alemi mananın defterleri olan bu alemi şahadetteki ustad diyor şeyi, büyük elçilikleri de durur. Burası karakollar. Sonra vicdani olduğunu nasıl anlarız? Aa diyorsun, 1,5 sene cevap geldi, vicdanına geldi. Çünkü vicdanını inkişaf ettirdi. Bazı manalar kalbidir. Kalp ne kadar intiba gelirse şey yapar, ona gelir ki ustad şöyle diyor. Kalbimde diyor tın tın edince akıl ona bir şekil vermek istedi diyor. Veremiyor diyor. Kalbimde tın tın ediyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Dün Cuma, bak 518 sözlerde ruh ile kanun ve namusu, kanun ve namus okuyorum. 518 kulu ruh min emri Rabbi de kanunla, kanun, namus ve ruhu üçünü ayırt ediyor bir yer. Fakat ben de o sari ifadenin dışında öyle bir harika, bu kanun itibaridir diyor, namus vehmidir diyor, tamam mı? Bir baktım ki ikisi de dimağda, serbest bölgede ve tasavvurda. Mükemmel bir psikoloji şeyi buldum. Allah Allah, kanunla namus. Mesela herkeste cenaze vardır. Bu kanundur. Ortak üzülme kanundur. Herkese farklı tesir etmesi namustur. Kanun emirdendir. Tekrar olabilir miyim abi? Kanun geneldir. Tamam abi. Mesela şöyle diyeyim. 1200 çeşit elma var. Çeşit elma. Doğrudur. Senin bahçende de bir elma var. Elma olması itibariyle kanundur. Senin bahçendeki hiçbir elmaya benzememesi namustur. Tamam abi, çok güzel. He, mesela senin elmanın tadı, tipi, rengi, ağacı da namustur. Hastır yani. Sana hastır. Yani armut değil, elmadır. Mesela kanun emirdendir. Namus iradedendir. Sana astır. Vicdanidir. Namus. İradeden olduğu için. İrade vicdanda ya. Tamam abi. Ha, şimdi bak bir şey anlatacağım. Bir baktım, Allah Allah. Kanun itibaridir. Emri itibariden hatırla. Namus diyor, vehmidir diyor. 518. Çok güzel. Ha, dedim ki ölümden gelen sıkıntı herkeste eşittir. Annesi ve ortalama yani. Evet. Ama bendeki hassasiyet, bendeki onunla münasebet, bendeki altyapı, malzeme var mı yok mu? O namus oluyor, o zaman bende farklılaşıyor ölüm hadisesi. Yani mesela ölüm, herkes ölecek. Ben de öleceğim. Ama herkes gibi bende olmayacak. Niye? Bende namus var. Onda da namus var. Yani kanun ölüm diyelim. Ama ölüm korkusu, ölüm anı, sekerat namustur. Sekerat nedir? İsrafil aleyhisselamın Azrail aleyhisselama devri teslim etmesidir, nöbetini. Başka nedir sekerat anı? Yaşadığımız bütün hayatımızın fikir, eylemleri, 4 tanedir. Yaşadığımız hayatın eylemleri, 2, fikirleri, 3, hisleri, 4, duygu ve latifelerinin toplam, bu kesretin vahdette cem olma anıdır. Başka? Ölüm anı, sekerat anı. Herkesin Rabbi farklıydı. Kimisi kadın, kimisi para, kimisi Allah, kimisi esbab, kimisi tabiat. Herkesin Rabbi farklı. Ama Rabbul Alemin tek. Herkesin Rabbinin Rabbul Alemine dönüştüğü, herkes Rabbini görecek dediği andır. Ha, benim Rabbim bu değilmiş yani. Veya benim Rabbim bu. Hani Rabbi ile Rabbul Aleminin mülaki olduğu andır. Sekerat anı. Ha? Gibi. Şimdi bir şey anlatacağım. Kanun
Olan dedim ya kanun itibari vay namus vehmidir. Hastır bana. Ben o kadar etkilenmem. Çünkü bana namus hastır, hususidir. Bu dedim öyle bir psikoloji geldi ki İrfan anlatamam yani. Yeni bir yöntem, yeni bir tarz geldi psikolojiye. Fakat acayip. O anda da 13 dakika kaldı mı Cuma'ya? Yazacağım. Evet. Ha, vallahi bir baktım saat kurmuştum. 1:13 geçe İstanbul'da 1'e kurmuştum çaldı. Eyvah 13 dakika var. Tamam dedim ya bunun çünkü haritasının fotoğrafını çektim dedim ya. Bunu altını önünü evveli ahiri zahiri batını tamam. Bu psikoloji haritayı yakaladım. Ama mükemmel yani basmıyorum yere. Nasıl da gittim bilmiyorum Cuma. Lan geldim yok. O gitti. Ya çıldıracağım. Lan bunu yazacağım kalem. Neydi ya? Allah Allah. Ne şefki kaldı ne bilgisi kaldı. Ya Rabbi. Allah Allah. Tattırdı. Yok. Lan şöyle yap böyle yap. Emre'ye takıl aşağı in. Ne bileyim gelir mi? Dedim ya biraz sünnettir dedim. Sünnete bir uyuyayım dedim. Kaylule yapayım. 15-20 dakika zaten zorla ki nasıl yattımsa. 15-20 dakikada kestireyim dedim. Ondan sonra baktım %20-30'u geri geldi. Ama %70 yok. Abi demek ki namusmuş, kanun değilmiş. Aynen. Aynen. Fakat ya şunu diyeyim İrfan'ın. Külliyatı yazdırtan Allah'ın Allah'lık hakikatine yeminim olsun ki bizim anladığımız gibi de değil. Evet mi? Hala bu tabirler var ya tabirler bu kanun, amus, evamir, itibari vesaire. Neye benziyor biliyor musun? Odadaki kapıyı düşün. Kapıyı hayal et. Odanın içinde karpuz var, nar var, kiraz var, balık var, imam bayıldı, müftü şaşıldı, müezzin yayıldı. İçeride odada her şey var. Kadın var, erkek var, çocuk var, var da var. Hey, keyif verecek, lezzet verecek her şey var tamam mı? Kapı. Şimdi kapı karpuza benzer mi? Benzemez abi. Ha, Risale-i Nur'un kelimeleri kapıya benzer. Kapıyı açınca, içeriye girince o kelimeyle alakan yok. Geçtin karpuza, geçtin eşine, geçtin gezmeye, geçtin üzüm yiyorsun, geçtin balık yiyorsun. Kapıdan geçtin ama. Kapıdan geçtim diye balığın tadı karpuzda vardır denilir mi mübalağalı? Yok abi. Ya bu kapı var ya balık tadında vallahi öyle. Lan adamda tadı yok hakikaten yok orada şey balık tadı yok. Sen içeride tattığını giriş yollarına niye veriyorsun hamlediyorsun? Şimdi Risale-i Nur'un tabirleri böyle kapak gibidir, kapı gibidir. Ustadın tabiriyle merdivendir, dürbindir, basamaktır diyor mektubatta. Merdivendir kuyuda iken. Dürbindir uzağa. Ondan sonra ne diyor? Merdivendir, dürbindir, halattır. Halattır. Ona temsilat diyor, temsilat tamam. Ha budur. Şimdi Risale-i Nur mananın üzerindeki temsilattır, merdivendir, mananın merdivenidir, kapısıdır, dürbünidir. Ha içeriye girince ha bana dedi ki bir abi sen dedi niye izah ediyorsun dedi külliyatı. Abi ben izah etmiyorum dedi. Ya sen benimle bir şey mi söylüyorsun dalga mı? Yok estağfurullah abi ben izah etmiyorum dedi. Ya ortadaki halin ne peki dedi. Ben abi dedim izah. Kanun ve mesela namusu kafayı kaldırıp kafama estiği gibi söylemek. Bu izahattır. Ben ise Risale-i Nur'a çalışıyorum. 518'e bak çalışıyorum. Bak bir hafta 15 günden beri kanun namusa çalışıyorum. Onu ona. Dolayısıyla ben içerideki bir manayı çıkartıyorum. Bak arkadaşlar nihayetsiz mana mertebesinden bir tanesi budur diyorum. Bu izah değildir. Risale-i Nur'un kendi malıdır. Evet. Ondan sonra... Ben dedim eğer söylediğim bir şeyi tek tek ispat edemezsem külliyattan gelin elinizi parmağınıza gözüme sokun. Ha, biraz önce anlattığım şeyi mesela Kur'an okuyorum lezzetliyim biraz sonra sıkıldım. Niye? Kanun anlattım. Ha kanun itibaridir. Kanun vehmi. Namus vehmidir. Ha ben de 10 saniye
derste desem ki arkadaşlar kanun itibaridir, namus vehmidir. Yani kanun geneldir, herkese am ve mutlaktır. Namus ise has ve hususidir. Dediğim zaman bu izah mıdır? Bak, bak. Abi görememenin nedeni üstad zaten kendisi açıklıyor. Nazik ve nazirinlerin mehrini vermeyin kimse göremez ki abi. He, şimdi aynen öyle. Şimdi şey yaptığın zaman böyle bizde sorun var. Ya dünya bak hele. Bak hele İrfan. Ne kadar beka, baki. Ama ne kadar fani. Ne kadar katı bu dünya. Ne kadar katı dönü. Kesin. Kesin hakikat ve doğru. Ne kadar fani. Ne kadar uzak ahiret. Ne kadar yakın. Yani dünya ne kadar mahbub. Ama ne kadar bir dert gelince, bir ölüm gelince ne kadar çirkinmiş. Bir bakıyorsun dünya ebedi, baki, her şey paraydı, mal müktü, mülktü. Tamam evi bak bir korona geliyor. Vay, o yoğun bakıma takılınca Allah her şey bitti. Vay bu oksijene takıldığım cihaz. Ben cihazsız zaten dolaşıyordum dışarıdan. Ama bilemedim kıymetini. Ne kadar bakiymiş dünya. Vay ne kadar faniymiş. Ne kadar uzunmuş emel. Ama ömür ne kadar kısaymış. Dostlarımızın kıymetini bilemedik. Risale-i Nur'un kıymetini bilemedik. Hatta şaşıracaksın. Hatta şaşıracaksın. Rabbimizin, Allah'ımızın bile kıymetini bilemedik. Ben mesela diyorum ki Kur'an'ı öpüyorum, konuşuyorum. İyi ki varsın. Ne yapacaktım dünyamda olmasaydın? Hakikaten ne yapacaktım ya? Risale-i Nur oradan gelmiş ya böyle. İlk önce hak onun. Sabah kalkınca ilk önce onu okurum. Ben Risale-i Nur'un kıymetini bilemedik. Peygamberin kıymetini bilemedik. Allah'ımızın kıymetini bilemedik. Ahiretin kıymetini bilemediğimiz için dostlarımızın da kıymetini bilemedik. Dostlarımızı da başka başka maksatlar için sigorta şirketi gibi anne baba bakıyor çocuklarına. Çocuğa ne şey? Sigorta yaşlanınca bakacak bana. Derdim olunca derman olacak. Su isteyince su verecek. Yani sigorta şirketi de böyle yapıyor. Evet. Sen bana bak ben de sana bakayım diyor abi. Aynen öyle. Ama biraz önce şey anlatmanızdan da şöyle bir istifade geldi kalbime de. Üçüncü lemayı ben hani şey yapamıyordum çok. Hani işte diyor ya. Kaçıncı lema? Üçüncü lema. İş ve zevkin işte bu diyor çok mantık mizanlarıyla tartılmamalı diyor. Üçüncü lema için işte. Evet. His ve zevk karışmıştır. Yani diyordum ki yani bir insanın normalde hani biz his ve zevklerimize bazı şeyleri tanımlayabiliriz. Mesela diyelim ki kebap yersin lezzet alırsın. Bu bir tanımlama şeklidir aslında. Ondan sonra birini seversin. Bu da bir tanımlama şeklidir. Sevdiğini hissedersin. Biraz önce sen şey anlatırken abi ama tam olarak mesela duyguyla anlamanın yani böyle fikri olarak anlıyoruz ya. Buna benzer bir anlamayı anlayamıyordum. Yani duyguyla anlamak nedir? Sonra biraz önce sen anlatırken kalbime geldi. Dedi ki duyguyla anlamayı istiyorsan duyguların letafet kesbetmeli. Evet. Aynı aklın gibi. Aynı. Aklını nasıl çalıştırıyorsun, done veriyorsun aklına. Aklın düşünmeyi öğreniyor zamanla. Aynı şekilde duyguların da böyle yerinde kullanırsan o zaman duygularında da letafet kesbetmesiyle birlikte duyguların da akıl gibi çalışır dedi. Aynen. Öyle sen konuşurken kalbime gelen bu mana. Aynen. Çok güzel. İşte kalbin duyguların çalışması için 273 barlada latife insaniyenin çalışması lazım. Peki ey üstad, latife insaniye ne demek? 10. sözün 11. hakikatında latife insaniyenin çalışması için 11 tane şifresi var. Bab-ı insaniyette. Evet. Ondan sonra Bab-ı İnsaniyet ismi Hakk'ın cilvesi. Hak niye denmiş? Hak caniptir. Şimdi bu mesela bu manayı niye geçemiyoruz? Kalbi ise vicdan anlamaz. Akıl anlamaz. Eğer vicdani ise akıl anlamaz. Yani akli ise yani düşük mesela en üst ruhtur. İn aşağıya merdiven kalp. İn aşağıya vicdan. İn aşağıya dima akıl. Tamam. Şimdi daha in aşağıya zahir. Fizik, kimya gibi. Demek ki Kalın Mesnevi de öyle diyor ya. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Aklı bir mertebeyi rahat anlar tefekkür ederken.
Nasıl anlar? Zahiri bu şeyle, fenlerle anlarız. Ama batını ise aklın tefekkür yöntemiyle anlıyorsun. Casus diyor. Ustad Kalı Mesnevi'de 284. sayfada galiba hislere casus diyor. Evet, tecessüs ediyor. Tecessüs ediyor, tamam. Şimdi vicdan inkişaf edince hisler casus diyor. Bak ama akılda bunu yapamazsın. Evet. Yapamazsın. Mesela sen Diyarbakır'dasın, ben İstanbul'dayım. Ama bir bağ var, kuvveti bağ. Telefon bağı bir şey değil. Telefon bağı aklı bağıdır. Ama telefon arkasında şu anda ben seni, sen de beni hissediyoruz. Zevk ediyoruz. Dostuz çünkü. Çünkü dostumuz dünya sistemi için kurmamışız. Sonra his böyle vicdan inkişaf ederse hissi manayı anlarsın. Eğer latife-i insan inkişaf ederse kalbi manaları anlarsın. Eğer ruhtaki şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i münezzehe, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-i mukaddeseler bizde inkişaf ederse Risale'deki ruhani manaları ruhuna düşer. Evet. O zaman kendine levmelisin. Yani ben niye anlamıyorum? Ha, o zaman diyeceksin ki ha, bu mana aklı çerçeve gibi gözükürken kalbi galiba ya. Veya vicdan. Mesela bak ruh ile, Allah oradayım ya. Ruh ile mesela bak şey var. 661 sözler. Çok garip ya. Bir kanunu kerem diyor. Kereme kanun diyor. Namusu şefkat diyor. Dusturu rahmet diyor. Şu camit mevcudat için. Tamam mı? Mevcudatın birbirine yardım etmesi. Bir kanunu kerem, bir namusu şefkat, bir dusturu altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirini sadai hacetine cevap vermek, birbirine takviye etmek. Aa tamam canım, kainatta Allah var. Bu mu? Tamam, bu aklidir seni söyle. Ama oturdum, dur bakayım. Kereme kanun diyor, şefkata namus diyor, rahmete dustur diyor. Allah Allah. Dur bakalım dedim. Kerem iyi şeyleri ver. Mesela Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah vacibül vücuttur. Rahman kafir mümin fark etmeden acıyıp rızkını verendir. Rahim ise kendisine iman edenlere dünya ve ahirette şefkat eden ve iman ettiği yerle kalbini ruhunu besleyen Allah demektir. Mesela ahirete iman ettik, Allah'a iman ettik, kalbimizi ruhumuzu Allah kendisiyle ve ahirette besliyor, şua veriyor böyle telefona dalga verir gibi. Şimdi bak, kanunu kerem geneldir. Yani verdiği Allah geri almıyor, veriyor. Yani sen kafir misin lan? Ver lan ruhunu demiyor. Kanunu kerem. Ruhunu verdi, gönderdi bu dünyaya. Nimetleri de verdi. Bu kanundur. Geneldir. Sen de istifade et. Et kafir de olsan ve geri almıyor. Ulan Allah kahretsin. Hayır, kahretmeyecek. Kanunu kerem işliyor. Namusu şefkat diyor. Kanun geneldir, namus sana hastır. Ha, şefkat nedir? Besmele'deki rahim ismine bakıyor. İman edenlerde aktif bu. Namustur bu. Kanun olmaz. Kanunu şefkat olmuyor. Kanunu şefkat oluyor, külliyata geçiyor bebelerde. Genel olan liyakata göre ama büyüdükten sonra kanunu şefkat değil, namusu şefkat diyor. Sonra bu rahim, dusturu rahmet, bu rahman, dustur, dusturla veriyor. Allah Allah. Peki dusturla ne yapıyor? Takviye ediyor. Görüyor musun? Dusturla takviye ediyor. Şefkat, namusla şefkat ediyor. Kanun ile kerem ediyor, yardım ediyor. Külliyat bambaşka. Dediğim o kapı misali gibi. Evet. Ya çok şükür. Elhamdülillah. İyi ki nur talebesiyiz. Çok şükür. Öyle abi. Bazen şey vardı. Şeytan da hani bizim bir cihetimiz ya abi. Ondan sonra bazen böyle yani şu an çok gelmiyor da geçmiş dönemde böyle hani Kur'an'ı falan okuyoruz abi. Ya diyordum ki biz doğru mu yapıyoruz? Yani ben nereden bileceğim bunun doğru olduğunu falan. Aynen. Şeytan üstada diyor ya bir de ortadan bak.
Anladım. Dedim bu da bir şeytanın sünnetidir. Bir de şunu yapalım dedim. Bir de ortadan bakayım dedim. Sünneti, şeytanın Sonra sünneti, evet, namussuzun. abi ondan sonra böyle tam olarak nasıl oraya geldim bilmiyorum ama böyle alanında uzman kişilerin yorumları diye bir videolar bulsun böyle. Ne? Alanında uzman olanlar. Ha, alanda olacağını. Ha. Kendi alanında mesela siyasette uzman kişi siyaseti yorumluyor. He. Ondan sonra tarihteki uzman kişi tarihi yorumluyor. Sonra ne bileyim sinemadaki uzman kişi sinemayı yorumluyor. Ha. Ya bunlar konuşuyor. Ya diyorum ki biz bunları konuştuk zaten falan diyorum. Tamam abi. Yani bizim kendi enfüs ortamımızda ya o zaman kalbime geldi ya sen demiyor muydun biz doğru şeyi mi yapıyoruz? Evet. Bak sen alanındaki uzman kişilerin konuştuğu şeyleri konuşmuşsun daha önce. Bu Gafur adam bunu da konuşmak için Gafur da ömrünü demiş. vermiş bu işe. Hayatını vermiş. Şimdi bu televizyona da çıkıyor ki hani kendini iyi ifade edebilmez. Hani bu yanlış bir nazarla söylemiyorum. Hani kendini pazarlayabilmesi için, alanda iyi olduğunu ispatlayabilmesi için afilli cümleler ve düşünülmemiş şeyler söylemesi lazım ki dikkat çeksin. Evet. Yani doğru olan budur. Yani adamı yanlış yaptığı için değil de bu şekilde hareket ediyor. Ya zaten bu adam bunu çıkıp da hani farklı bir noktayı nazar olarak anlattığı şeyi sen kendi arkadaşlarınla bunu daha önce konuşmuşsan dedim ki ya sen doğru olanı yapıyorsun. Ondan sonra dedim ki ya üstad ne büyük adamsın sen dedim ya. Ya nasıl adam yetiştiriyorsun dedim yani. Yani bu bir kitap yazmışsın. Senin yaptığın kitapla sıradan bir insan yani bir mesele hakkında düşünme ve yorum yapma kabiliyeti kazandırıyorsun. Yani Ya. bir nevi balık tutturuyorsun. Helal olsun sana dedim ya. Aynen öyle. Vallahi. Bu soruyu ben şeye sordum İrfan. İslam'a sordum, biliyor musun? Bu suçu bir haletimi sana söyleyeyim. Ya bizim doğru olduğumuzu nereden bileceğiz dedim ya. İslamiyet'i biliyor musun? He. Yani zahir delilleri çok tabii. En önemlisi Kur'an'ın taklidi yapılamaması. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın mucizesi. Daha önce insanı yorumlaması vesaire. Yani böyle bir dedim, aklı böyle şey olsa. Şimdi diğer dinler İslam'ı reddederken İslam hiçbirisini reddetmiyor. Çok ilginç. Mesela İsa aleyhisselama iman etmek şart. Etmek zorundasın. İslamiyet'e tabi olan, yani bir Müslüman İsa aleyhisselam'ı da Musa aleyhisselam'ı da kabul etmesi lazım ki iman olsun. Ama Hristiyanlar da Yahudiler de böyle değil. Yani onu hiçbir tanesini dışarıya bırakmıyor. Mesela sonra sordum, peki dedim Brahman ve Budistlere de mi böyle bakalım? Onun da mı? Hayır, onun karakolda sormuşlardı, pazar karakolunda. O bazı müdafaa gidince baktı, beni tanıdılar, şaşırdılar. Dost olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk. Ya bir şey sorayım dedi hoca ya. Her şeyi bıraktı kenara. Ya dedi, Konfüçyüs'e bakıyorum. Şakyamuni Buda'ya bakıyorum. Şuna. Ya dedi, dine benziyor ya. Peygamber gibi sözler söylüyorlar dedi. Yani şaşırıyorum dedi. Senelerden beri ben bunları çözmek için kitap okudum. Ne dersin dedi ya. Dedim ki, eskide 124 bin peygamber gelmiş. Kavimlere peygamber gelmiş. Ondan sonra suhuf gelmemiş hepsine ama onlara gene hakikat gelmiş. Hadisi kutsi gibi. O kavimlerde o hükmü kalkınca o peygamber geldi. Başka bir peygamber sonra oldu. Ondan sonra başkası geldi. Hükmü kalkan dinlerin kendilerini öğreti olarak gösteriyor. Hükmü kalkmış diyelim ki Hindistan'da bir peygamber gelmişti. Sonra başka bir peygamber gelince hükmü kalktı. Hükmü kalkınca insanların kitaplarında veya kafalarında, zihinlerinde, bilgilerinde sökülmedi ya. Onlar bir araya getirince o zaman ahlak mefhumu, ahlaki bir şey gibi felsefe geldi. İşte Budistler, Brahmenler, Budalar, İsuzüler, Taolar, Konfüçyüsler. Bunlar demek ki semaviden gelmiş. Bunların kelamları tam güzel peygamberlerin cümlesi olmasa bile içerikleri ruhani olmasının sebebi peygamber kokuyor. Semavilik kokuyor. Yani bakiye kalan dini. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Arap Yarımadası'nda nikahlar
neyle yapılıyordu der Üstad? İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan diniyle. O, ama Hristiyanlık vardı İbrahim Aleyhisselam'dan çok sonra Hristiyanlık oldu halde. Niye? Orada geçerli değildi. Demek ki böyle baktığımız zaman, böyle baktığımız zaman Risale-i Nur'a çok şey getirmiş bize. Çok şey. Hakkını ödeyemeyiz. Peki, Rabbime emanet ol İrfan'ım. İnşallah görüşürüz kardeşim.